kaybı. Can Özcan. Akın. O da şut kullanmadı. Sonrasında yerde bir faul geldi. Göktuğ Baş. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Basketbol Ligi'nde güzel ve çekişmeli playoff serileri var. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko ve Pınar Karşıyaka Türk Telekom serileri Süper Lig'de. Samsun Sigorta.net ve Mersin Yalova'da Mistikom Türkiye Basketbol Ligi'nde. Bu atışta isabet gelmedi. Samsun Spor hücum olacak. Göktuğ. Watkins. Şimdi Abdüley Ege'ye. Deniz topu aldı. Perdeyi kullandı. Deniz Genç. Akın Kandemir'e karşı atak etti. Dışarı çıkardı. Engin Kalkan boş şutu buldu Samsun Spor ama isabeti bulamadı. Deniz Genç rebound mücadelesine girdi. Top Sigorta.net'te kaldı. Serkan Menteş'e. Can Özcan'ı gördü şimdi ve isabeti buldu Can Özcan. 2 dakika 15 saniye geride kaldı. Sigorta.net'in ilk sayıları. Samsun Spor'un da sağ içi isabeti yok şu ana kadar. Geye pasını verdi Engin Kalkan. İlk sağ içi isabeti geldi. Abdüley Ege'ye asistin sahibi. Geye de bu sezon çok fazla skor bulmasa da işin savunma tarafında özellikle önemli katkı verdi. Reboundlarda etkiliydi. Samsun Spor'un ondan beklentilerini karşılamış gibi duruyor şu ana kadar. Abdüley Ege'ye. Atışta isabet yok. Deniz Genç hızlı geldi Samsun Spor. Abdüley Ege'ye panyalı atış. İsabet yok. Akın. Tempo yükseldi bu bölümde. Şimdi Serkan. İki sayılık atış. Başarılı değil. Sonrasında Engin çeldi ve topu oyunda tuttu. Göktuğ. Göktuğ Baş. Samsun Spor hızlı geldi şimdi. Direkt olarak potaya gitti. Bu atışta kaçtı. Stimaç rebound'u aldı. Serkan. Köşede Akın Kandemir. Akın adam değişti savunmada. Şimdi Stimaç'ı indirdi. Eşleşme avantajı var. Vladimir Stimaç. Engin Kalkan vardı savunmasında. Ters taraftan bitirmeye çalıştı ama olmadı. Deontay Watkins. Göktuğ. O da dışarı çıkardı. Engin ekstra pası yaptı. Deniz Genç. 3 sayılık atış. İsabetli. İki tarafta üst üste hücumlardan eli boş döndü. Ama burada Deniz Genç atışında basketi buldu. Serkan. Deniz. Vermişti. Samsun Spor ise playoff'un yolunu tuttu. Dört asist yaptı şu ana kadar Samsun Spor. Sigorta.net'in ise sadece tek basketi ve tek asisti var. Taraftar da bugün iyi başladı. Samsun Spor'da tribünler hareketli ve maça da etki ediyor. Süper Lig'de futbolda artık gelecek sezon hasreti dindirecek Samsun şehri. Samsun Spor Süper Lig'e yükseldi. Basketbolda da Süper Lig'de yer almak istiyor Karadeniz ekibi. Serkan. Gökhan. Umut Geçen oyuna girdi. Şimdi Serkan topla buluştu. İçeride faul geldi. Abdüley Ege'ye. Vladimir Stimaç'la mücadelesi. Umut. Vladimir Stimaç. G'ye var sırtında yine. Dışarı çıkardı. Tekrar topu aldı şimdi Stimaç. Engin de arkada bekliyordu. Pasını verdi. Semih Say. Zor bir pozisyon. Süre de bitiyordu. Atışında isabeti yok. Şimdi Deontay Watkins. Orada güzel kurtardı Göktuğ. Deniz. Perdeyi kullandı. Şimdi açıldı. Deniz Genç. Engin. Göktuğ. G'ye. Orta mesafe. Abdüley Ege'ye. Stimaç'ın üzerinden basketi buldu. 12-2. Maçın başında farkı çift taneye taşıdı Yılıyak Samsun Spor. Serkan.
Umut. City maç perdeye çıkmıştı Umut geçen. Semih Say orada arka kapıdan gelmişti ancak hatalı yürümeyle top kaybını yaptı. City maçta Cenk Şekeroğlu ile yer değiştirdi. Bir kez daha belirteyim. Sharon Dorsey Walker, Samsun'da oynanan ilk maçta bir sakatlık yaşadı. Ayak bileğinde kırık var. Ameliyat oldu, İstanbul'a gitti. Sigortam.net bu maçta tek yabancı oyuncuyla sahada. Kısa rotasyonunda önemli bir eksik Sharon Dorsey Walker. Şimdi Deniz. Deniz Genç. Orada köşeye düşündü ancak pas arası geldi. Semih Sağ hızlı geldi Sigortam.net. Semih potaya gitti. Şimdi pasını verdi. Gökhan Yazıcıoğlu uygun pozisyonda kaçırdı. Sonrasında faul geldi. Muhammed Engin Kalkan burada faul yapan isim. Şekeroğlu görüntüde ilk atışını kullandı ve kaçırdı. İlker Salman, Emre İkin ve Samsunspor bence ekrandaydı. Cenk 2'de 1 yaptı. Diante Watkins. G7'den topu aldı Diante Watkins. Alley-oop pasını verdi Abdüley Ege'ye. Güzel bir hücum geldi. Şık bir basket. Abdüley Ege'ye bitirdi. Diante Watkins asistin sahibi. Serkan. Gökhan. Umut. Bir kez daha topla buluştu Umut geçen. Tekrar Serkan Menteş'e 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok Abdüley Ege'ye. Burada da reboundu aldı. Şimdi Watkins. Diante Watkins bir crossover orada Cenk'e karşı. Şimdi Semih geldi karşısına. Muhammed top istedi orada sıkıştı. Diante Watkins pasını verdi ancak top kaybıyla sonuçlandı. Semih Say. Potaya gitti Semih Say. Panyalı atış. Basket gelmedi burada. G'ye sonrasında topun sahibi oldu. Semih mücadeleyi devam ettirdi ama Samsun Spor'da kaldı. Deniz boş şutu buldu şimdi. Muhammed 3 sayılık atış. Top potaya değmedi. Göktuğ sonrasında faulü. Burada bomboş kaldı. Airball attı Muhammed Kalkan. Sonrasında mücadele devam etti ve faul geldi. İlk çeyrekte 8,5 dakika geride kaldı ve Sigortam.net sadece 3 sayı bulabildi. Tek saha içi isabeti var. Kötü bir hücum performansı. 2 sayılık atışlarda 9'da 1, 3 sayılık atışlarda 5'te 0. Serbest atışlarda ise 2'de 1 yaptı İstanbul ekibi. Samsun Spor ise 3'lüklerde 5'te 1, 2'liklerde 7'de 5. Eray Aydoğan oyunda. Topu oyuna soktu şimdi. Eray bekliyor 5 saniye olmadan. Bu arada kötü bir tercih ve top kaybı. Oyuna girdi ve top kaybını yaptı Eray. Bu maçın ardından da milli kadın basketbol takımımız Polonya ile karşılaşacak. Hazırlık maçında İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda. Bu karşılaşmada yine TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Gelecek hafta Avrupa Şampiyonası başlayacak. Önemli maçlar artık. Bunu da belirtelim. Şimdi Semih Say. Bu atışında da isabet yok. Sonrasında Abdüley Ege'ye orada. Top dışarıda. Üç faali var Samsun Spor'un. İki faali yaptı Sigortam.net. Umut. Cenk perdeye çıkmıştı. 2 sayılık atışı isabetli oldu Umut geçen. 10'da 2 oldu 2 sayılık atışlarda Sigortam.net. 14-5. Eray.
Eray Aydoğan şut kullanmadı, pası tercih etti orada Göktuğ. Muhammed, Gökhan var karşısında. Şimdi sırtı dönük oynuyor Muhammed, pozisyonu devam ettirdi, yerde kaldı. Bu arada orada bir gerginlik yaşanıyor şimdi Gökhan ve Muhammed arasında. Arkadaşları sakinleştiriyor şimdi Muhammed'i. İşte pozisyon, yönetmenimiz Mehmet Kılıç ekrana getirdi. Şimdi hakemler toplandı burada. Sigortamnet takımının 3. faulü olacak bu çeyrekte. Bir saniye kalan süre. Evet, burada sportmenlik dışı faul kararı geldi Gökhan Yazıcıoğlu için. Hakemler de iki koçla şu anda diyalog halinde. Ahmet Kalkan şimdi çizgiye geldi. İki serbest atış kullanacak şimdi. İlk maçta 13 dakika oynamıştı Muhammed. 14 sayısı vardı. 2 rebound, 1 de asist. 4 faul yapmıştı. Burada ilk atışı kaçırdı. Tempo yüksek ancak kalite pek yüksek değildi ilk çeyrekte. 2'de 1 yaptı şimdi Muhammed. Sportmenlik dışı faul sonrasında kenardan topu oyuna sokacak Samsun Spor. Uğurcan Aksoy oyunda pota altında. Abdüle Yege'ye kenarda. Eray burada 5 saniye olmadan topu oyuna soktu. Eray önce şut kullanmadı, sonrasında iki sayılık atış, kısa kaldı. Rebound, havuza düşen top orada, sigortam nette. Son hücum ilk çeyrekte. Umut. Süreyi de kullanıyor burada. Cenk perdeye geldi. Umut geçen adam değişti savunmada. Geri çekilerek 3 sayılık atış. İsabetli olmadı orada. Rebound Samsun Spor'da. Eray süre de vardı. 4 saniye kala. Atışını kullandı, isabet gelmedi. İlk çeyrek skoru Yıldayak Samsun Spor 15, Sigortamnet 5.
Mücadele düzeyi yüksek ancak düşük skorlu bir ilk çeyrek geride kaldı. Yalıyak Samsun Spor 15-5'lik skorla önde. Deniz. Göktuğ orada topu alamadı ilk anda. Eray. Boş kaldı. 3 sayılık atışını kullandı. İsabet yok. Sonrasında Mert Ali Genç reboundu aldı. Sonrasında da faulü. İlk çeyrekte Samsun Spor 3 sayılık atışlarda 6'da 1. İkiliklerde ise 8'de 5 ile mücadele etti. Deniz Genç'ten 6 sayı geldi. Abdüley Ege'ye de 4 sayı üretti. Sigortan Net tarafında ise üçlüklerde 6'da 0. İkiliklerde 11'de 2. Sadece 5 sayıları var. Umut Geçen ve Can Özcan ikişer. Cenk Şekeroğlu da 1 sayı. Mert. Eray. Bir kez daha topla buluştu Eray. Uğurcan. Biraz dengesiz ve iyi bir şut gelmedi burada. Atışında da isabet yok. Umut. Umut Geçen. İçeri indirdi Cenk. Orada faul geldi. Mert Ali. Can Mert Ali'den temas aldı, basket faul. Mert Ali Genç. Üst üste iki faul geldi. Bu da basket faule sebep oldu. Can Özcan çizgide. Bu atışını kaçırdı. Uğurcan. Eray. Doğukan Şanlı da oyuna girdi. Yalıyak Samsun Spor'da. Şimdi geldi, perdeden çıktı. Topla buluştu. Serkan Menteşe var karşısında. Uğurcan geldi yine perdeye. Eray'ı gördü Eray. Bir üç sayılık atışla. Bunda da isabet yok. İkinci üçlüğünü kaçırdı Eray. Umut. Umut Geçen. Cenk içeri devrilmişti. Akın Kandemir. Bir kez daha Can Özcan. 10 saniye kaldı. Poteye gitti orada. Uğurcan'dan teması aldı ve yine de bitirdi Can Özcan. Poteye giderek önemli katkı verdi bu bölümde. Eray. 6'ya indi fark. Eray Aydoğan. Yine boş kaldı. Yine poteye baktı ve yine kaçırdı. 3'te 0. Umut. Umut Geçen. Can Özcan'dan topu aldı tekrar. Cenk içeri yöneldi. Can ilk anda kurtardı. Ekstra pas geldi Serkan Menteş'e. 3 sayılık atış. İsabet yok. Boş şutu buldu Sigortam Net. İyi hücum ettiler burada ama basket gelmedi. Şimdi Göktuğ Baş. Doğukan. Doğukan Şanlı. Perde gelmişti tepede. 3 sayılık atış. Doğukan Şanlı'dan gelen isabet. İkinci çeyrekte Samsun Spor'un ilk basketi. 18-9. Umut. O da gelir gelmez potaya baktı. Ancak atışında isabet yok. Rebound'ı Eray aldı. Sonrasında Serkan faul yaptı. Diante Watkins, Abdüley Ege'ye ve Ege Yaşar oyuna giren 3 oyuncu Yalıyak Samsun Spor'da. Göktuğ Baş, Eray Aydoğan ve Uğurcan Aksoy kenara geldi. Watkins. Ege. Ege gelmişti perdeye. Ege Yaşar. Diante Watkins'e teslim etti topu. 10 saniye kaldı. Diante Watkins. Akın'ın baskısı var. Ege yine perdeye çıktı. Adam değişti şimdi savunmada. Diante Watkins içeri yöneldi. Ege'yi gördü. Zor bir atış. Faul geldi. Abdüley Ege'ye iki serbest atış kullanacak. Süre biterken Samsun Spor için İlaç gibi bir faul oldu bu.
Can Özcan hakemle diyalog halinde. İsabeti buldu. Umut. Akın. Botkes karşısında, Geye karşısında düzeltiyorum bu arada. Topsuz alanda çıkan faul düdüğü. Cenk yerde kaldı. Ege Yaşar şimdi kaldırdı rakibini. Pot altı kamerasından ekrana yansıdı. Ege Yaşar da oyuna girdi ve ilk faulünü yaptı. Akın. Ege'ye geçti burada. Şimdi Serkan. Can. İlk anda şut kullanmadı. Mert Ali var savunmasında. Can Özcan ayakları sabitledi orada. Blok tehdidi vardı G'den. Yine de bitirdi. Can Özcan ikinci çeyrekte oyunda tutan isim oldu Sigortam.net'e. 6 sayı var. 6'sı da Can'dan. Deante Watkins. Bu arada top kaybı Can Özcan. Bir de top kazandı. Hızlı hücumda şimdi Serkan'ı düşündü. Orada bir anlaşmazlık. Yerde kaldı Serkan Menteş ama topu kaybetmedi. Umut. Can bir de üçlük kullandı. Can Özcan ancak kaçırdı. Doğukan. 8 sayılık fark. G'ye. Bu arada topsuz alanda yine bir faul ama hücum faul. Ege Yaşar, Umut Geçen de mücadelesinde faul çıktı. İkinci faul oldu bu Ege'nin. Ahmet Kalkan tekrar oyuna girecek Samsun Spor'da. Serkan Menteş'e de Sigortam.net takımında kenara geldi. Mert Ali Sert oyundan çıktı Samsun Spor'da. Umut. Umut Geçen yine potaya gitti. Umut Geçen turnikeyle bitirdi. 19-13. Deante Watkins. Faul hakkı da oldu Samsun Spor'da. Sigortam.net'in bir hakkı daha var. Ege. G'ye. Doğukan alır almaz potaya baktı ancak iyi bir şut çıkaramadı burada. Deniz Şelen. Umut. Can. Potaya uzak aldı burada. Doğukan var sırtında. Can Özcan. Pozisyonu devam ettirdi. Ayağı sabitledi orada ancak bitiremedi. Takip sayısı geldi Umut'tan. 19-15 oldu skor. Sigortam.net farkı 4'e indirdi. Mola geldi Yalıyak Samsun Spor'da. İlk çeyrekte sadece 5 sayı üreten Sigortam.net hücumda daha iyi başladı ikinci periyoda. Şu ana kadar 10 sayı buldular ve İlker Salman'dan mola geldi. Hala daha üçlük basketi yok Sigortam.net'in. 9'da 0 yaptılar. İkiliklerde 15'de 6 ile mücadele ettiler. 13 ribaundları var. 2 de asistleri. Boyalı alanda ise 10 sayı bulabildi. Sigortam.net takımı şu ana kadar Vladimir Stimaç'tan skor bulamadılar. Sadece bir sayı, bir reboundu var Vladimir Stimaç'ın. Samsun Spor tarafına bakarsak 3 sayılık atışlarda 11'de 2, ikiliklerde ise 9'da 5. 18 reboundları var, 6'da asistleri. Deniz Genç 6 sayıyla mücadele ediyor ev sahibi takımda.
Yarın saat 18'de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Semt 77 Yalova Spor karşılaşacak. O seride ilk maçta Mersin 83-78 kazanmıştı. Ev sahibi avantajı Mersin tarafında. Yarın saat 18'de TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak o maçta ve tekrar karşınızda olacağız. Şimdi Diante Watkins dışarı çıkardı. Muhammed Doğukan içeri indirdi. Abdüley Ege'ye müdahale geldi. Orada faul var. Vladimir Stimaç. Stimaç'ın ilk faali. Denize çalınmış. Düzeltiyorum. Diante Watkins. G'ye perdeye çıkmıştı. Diante Watkins dripping üzere iki sayılık atış. İsabetli değil. Rebound mücadelesi Sigortam.net'te. Şimdi Umut hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçti. Watkins çıktı karşısına. Faul geldi. Samsun Spor'da faul hakkı dolmuştu. Umut geçenden iki serbest atış gelecek şimdi. Umut da geçen sezon Konya Spor formasıyla playoff'ta finalde Samsun Spor'a karşı mücadele etmişti. İsabetli. Bu sezon %72 ile serbest atış kullandı. İkide iki yaptı. 97 doğumlu oyuncu. Şu ana kadar 8 sayı bıraktı Samsun Spor potasına. Diante Watkins. Watkins dışarı çıkardı. Doğukan boş kaldı. 3 sayılık atış ama kısa kaldı. Eksik yakaladı rakibini Sigortam.net. Hemen potaya gittiler. Hızlı hücumda Deniz Şelen bitirdi. Skorda denge var. 15-5 ile başlamıştık ikinci periyoda. 5 dakikada skora denge getirdi Sigortam.net. Watkins. G'ye. Doğukan yine bir 3 sayılık atış. Bu kez isabetli. Doğukan şanlı. 22-19 Samsun Spor bir kez daha önde. Akın. Can. Ege var sırtında. Can Özcan. Güzel bir pas verdi. Vladimir Stimaç'ı gördü Can Özcan. Hem atıyor hem de attırıyor bu bölümde Can Özcan. 22-21. Watkins. Muhammed yerde kaldı burada ve yine bir top kaybı Samsun Spor'dan. Şimdi Umut pasını verdi. Akın turnike ile bitirdi. Sigortam.net öne geçti. 23-22. İlk çeyrekten tamamen farklı bir performans Sigortam.net'te. Burada pot altında bitiremedi Doğukan ancak top bir kez daha Samsun Spor'da. Muhammed. Watkins. Diante Watkins perde geldi. Sonrasında iki sayılık atış el üzerinden isabet yok. Stimaç bir rebound daha aldı. ...18-7'lik çeyrek skoruyla öne geçti Sigortam.net. Deniz Stimaç. G'ye var şimdi. Yardım getirdi orada Samsun Spor. Umut Can Özcan forvetten 3 sayılık atış isabetli değil. Doğukan. Diante Watkins hızlı geldi Samsun Spor. Faulle kesti burada Umut. Hızlı hücumu faulle kesti Sigortam.net. Konuk takımında faul hakkı dolmuştu. Diante Watkins iki serbest atış kullanacak. Thank you.
burada. Umut da herhalde farkında değildi faul hakkının doğduğunun. Yoksa Diantavotvin ise faul yapmadı zaten. Orada iki sayı yemekle eşler. Bakalım burada isabet gelecek mi? Diantavotvin 2'de 2 yaptı. Diantavotvin bu sezon başında İsrail'de Ramat Haşanun takımıyla mücadele etmişti. Bu arada hücum faul. Perdeleme sırasında Diantavotvin yerde kaldı. İşte pozisyon. Deniz Şelen burada faulü yaptı ve topu kaybetti. Sigortam net. İkinci faulü oldu bu Deniz'in. Son 2 dakika 25 saniye ilk yarıda. Bu sezon Marcus Wright 25 maça çıkmıştı. Sezonun son bölümüne kadar forma giydi. Sonrasında kısa rotasyonunda Diantavotvin geldi. Geçen sezon Manisa formasıyla da Samsunspor'a karşı iyi maçlar çıkarmıştı. Ülkemizde daha önce Mamak'ta da forma giymişti Diantavotvin. Şimdi G'ye. İki sayılık atış. İsabetli Abdüleyye G'ye. Bir kez daha orta mesafeden basketi buldu. Farkı 3'e çıkardı. Umut. 7 sayıda G'ye. Deniz. Akın. İçeri indirdi. Stimaç. G'ye var yine savunmasında. Vladimir Stimaç bu kez nokta koydu. Farkı tek sayıya indirdi Sırp pivot. Dördüncü sayısı. Watkins. Diantavotvin. Deniz kalmıştı karşısında ayakta müdahale. Samsun Spor hücumu devam edecek. Islak top kurulanıyor şimdi kenarda. Watkins. Doğukan. G'ye perdeye çıktı. İçeri devrilmişti. Bir kez daha Göktuğbaş. 3 sayılık atış isabetli. Göktuğbaş. 14'te 4 oldu Samsun Spor. Farkı 4 sayıya çıkardı. Önemli bir basketti bu. Şimdi Serkan. Umut şut kullanmadı. İçeri yöneldi ancak Watkins kapattı orada. Şimdi Stimaç. Yine sırtı dönük. Dışarı çıkardı tekrar. Umut geçen Panya'nın da yardımıyla 3 sayılık basket. 29-28. Diantavotvin. Hemen gitti rakip potaya. Diantavotvin pasını verdi orada Muhammed Kalkan'a. Sonrasında faul var. Stimaç orada sportmenlik dışı bekledi. Serkan yerde kalmıştı. İşte pozisyon. Muhammed burada topu kaybetti. Sonrasında Serkan Menteşe'ye faul yapıldı. Normal faul kararı çıktı ilk olarak ama hakemler pozisyonu izleyecek. Sportmenlik dışı mı yoksa normal faul mü sonrasında göreceğiz. İşte pozisyonu farklı açılardan ekrana yansıttı yönetmenimiz Mehmet Kılıç. Şu ana kadar Samsun Spor'un yakaladığı en büyük fark 11'di. Sigortam netse tek sayı farklı öne geçebildi ancak ikinci periyotta 10 sayılık farkı kapattılar. Hakemler pozisyonu izledi. Bakalım nasıl bir karar çıkacak şimdi. Evet, sportmenlik dışı faul kararı. Sportmenlik dışı faul kararı.
Muhammed Engin Kalkan az önceki pozisyonda sportmenlik dışı faulü yapmış oldu. Gökhan Yazıcıoğlu'nun ardından sportmenlik dışı alan ikinci isim. Serkan ilk atışını kaçırdı. İkide bir yaptı. İlker Salman herhalde bu sezon baskının en çok etki ettiği isim olabilir. Üst üste üçüncü kez playoff. Kolay değil. Artık bu sezon Süper Lig'e taşımak istiyor Samsunspor'u. Şimdi Vladimir Stimaç dışarı çıkardı. Mehmet Ali Aşkardı oyunda. Sigortam.net'te 3 sayılık atış. İsabet yok. Diante Watkins. Skorda eşitlik var ve son 35 saniye ilk yarıda. Watkins, Mehmet Ali geldi baskıya orada. Zor bir pozisyon ancak atışında isabet yok. Umut. 8 saniyelik fark var maç ve hücum süresi arasında. Umut geçen. Deniz. İçeri indirdi hemen. Stimaç dışarı çıkardı. Boş şutu buldu burada. Ekstra paslar geldi üst üste. Deniz 3 sayılık atışını kaçırdı. Şimdi Watkins'te 9 saniye kaldı Samsunspor'a. Diante Watkins çok uzun bir pas. Kötü bir tercih. Süre de vardı ancak Diante Watkins... Pota altında Göktuğ başı düşündü, top kaybını yaptı. Kalan süre için 4 saniyelik bir süre var. Molayı aldı şimdi Sigortam.net. Orada Diante Watkins topu da sürebilirdi. Pası tercih etti. Ve rakibe de burada iyi bir süre bırakmış oldu. Samsunspor maç başı 85,7 sayı ortalamasıyla ligin en skorer takımı konumundaydı normal sezonda. Playoff'larda da Haremspor'a ilk maçta 77, ikinci maçta deplasmanda 95 sayı atmışlardı. Sigortam.net karşısında da ilk maçı 82 sayıyla kazandılar. 9 sayılık bir fark vardı. Normal sezonda son 9 maçın 8'ini kazanmıştı Yıldayak Samsunspor takımı. Ki Mersin ve Bodrum gibi zirvedeki rakiplerini de ikinci yarıda yendi. Şimdi Umut 3 saniye 2 saniye hemen potaya gitti. Umut atışını da kullandı ama isabet gelmedi. İlk yarı skoru Yıldayak Samsunspor 29, Sigortam.net 29.
Mistikom Türkiye Basketbol Ligi'nde playoff'ta yarı final serisinde ikinci karşılaşma. Yılyak Samsun Spor 1-0 önde olduğu seriydi. İkinci karşılaşmada Sigortamnet karşısında ve ilk yarıda skor 29-29. İlk çeyrekte sadece 5 sayı atan Sigortamnet, ikinci çeyrekte ise 24 sayı üretti ve skora da dengeyi getirmiş oldu. 10 sayılık farktan öne de geçmeyi başarmışlardı ikinci çeyrek içerisinde. Samsun Spor'da Abdüleye G'ye 7 sayıyla ön plandaydı. İki takımın şut performansını şu anda görüyorsunuz. 13'te 1 ile oynadı 3 sayılık atışlarda Sigortamnet. Samsun Spor ise 14'te 4 yaptı. 22 rebound aldı Yılyak Samsun Spor. Sigortamnet'te bu rakam 18'di. Asistlerde ise 9-7 ev sahibi takım üstündü. Can Özcan ikinci çeyrekte güzel işler yaptı Sigortamnet adına. 8 sayısı var tecrübeli oyuncunun ve Umut Geçen de yine 11 sayı üretti. Oyunda kaldı 14 dakika içerisinde. 3 rebound aldı, 2 de asist yaptı. Vladimir Stimaç ekranda. O da 4 sayı buldu, 3 rebound aldı, 1 de asist yaptı. Can Özcan topu oyuna soktu. İkinci yarı Sigortamnet hücumuyla başlıyor. Akın. Can, Göktuğ var sırtında. Can Özcan zorladı pozisyonu ancak kaçırdı. Abdüleye G'ye. Diante Watkins. Göktuğ baş. Bir kez daha Watkins'i düşündü. Riskli bir pas geldi orada. Serkan araya girdi. Samsun Spor hücumu devam edecek. Pozisyon ekranda. Göktuğ. Göktuğ baş. Kez Can Özcan savunmada Göktuğ Baş. Sağ tarafından döndü, güzel bitirdi. ...31-29... İlk maçı Samsun Spor 19 sayı farklı kazanmayı başarmıştı. 82-63'lük skorla 1-0 öne geçmişti kırmızı beyazlılar. Şimdi Gökhan dışarı çıkardı. Can Özcan ilk adımla geçti rakibini. Güzel de bir pas verdi. Serkan Menteş'e, atışı kısa kaldı. Diante Watkins. Diante Watkins, Can Özcan karşıladı onu, faul yapmaya çalıştı. Olmadı, sonrasında G'ye hücum reboundunu alamadı. Serkan. Göktuğ Baş orada faul yapmadı, Mert Ali de yapamadı. Sonrasında Gökhan'ı düşündü, Mert Ali araya girdi. Topu Samsun Spor'a kazandırdı. Deniz Genç pasını verdi. Göktuğ, 3 sayılık atış, isabet yok. Ve sonrasında rebound Can Özcan'da. İlk çeyrekte benzer bir başlangıç. İki tarafta üst üste hücumlardan eli boş dönüyor. Serkan. Bu arada hücum faul. Vladimir Stimaç. Hücum faali yaptı. Sigortamnet'ten top kaybı geliyor. Ceyhun Cabalak ekrana yansıdı bu kararın ardından. Diante Watkins de Samsun Spor hücumda. Diante Watkins'in de şu ana kadar 4 sayısı var ama 5 top kaybı yaptı. -1 verimlilik puanı. Diante Watkins Akın'ın sırtını aldı, sonrasında G'yi gördü. Deniz Genç içeriği zorladı. Zor bir şutu tercih etti, sonrasında yerde kaldı. Şimdi oyun durdu. Deniz Genç ayak bileğini tuttu orada. Şimdi ayağa kalkıyor. Deniz Genç oyuna devam edecek. Maçın ardından saat 20'de A-Milli Kadın Basketbol takımımız Polonya ile karşılaşacak. İstanbul'da hazırlık maçında gelecek hafta Slovenya'da Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkacağız. Son iki hazırlık maçı artık. O mücadelede TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Şimdi Akın Kandemir perdeden çıktı. Sigortamnet'i öne geçirdi. Beşinci sayısı ve ilk üçlük isabeti oldu Akın Kandemir'in. Diante Watkins. Göktuğ.
İçeri indirdi Abdüley Ege'ye. Yerde faul kararı. Vladimir Stimac. Üst üste fauller. Vladimir Stimac. İkinci faulü. Mert Ali. Deontay Watkins. Y'den gelen perde. Deontay Watkins orada güzel gitti potaya. Uzunu da dayadı Vladimir Stimac'a. Ve turnike ile bitirdi. Samsun Spor bir kez daha önde. Deontay Watkins 6 sayıda. Serkan. Akın. Perde istedi. Akın Kandemir. Diğer tarafta Can Özcan. Köşede Gökhan. İçeri indirdi ancak top kaybı oldu. Deniz. Geçiş hücumunda şimdi Samsun Spor. Deontay Watkins bir crossover. Deontay Watkins panyol atış. Bu da isabetli. Watkins devreye girmeye başladı Samsun Spor'da. Üst üste 4 sayı. Serkan. Stimac'ın perdesi. Burada çıkan faul düdüğü var. Savunma faali geldi. Deontay Watkins. Bu çeyrekte Samsun Spor'un ilk faali. Deontay Watkins'in de ilk faali. İlker Salman'la Serkan Menteş'e de kenarda diyalog halinde orada. Şimdi zemindeki ıslaklık kurulandı. Bu seride üçüncü karşılaşma pazar günü oynanacak. İstanbul'da Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 15'te TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Yarın da saat 20'de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Semt 77 Yalova Spor maçı yine TRT Spor Yıldız'da olacak. Şimdi Akın Kandemir. Öncesinde bir faul var burada. Yerde faul. Deniz Genç için çalındı. İşte pozisyon. Deniz de ilk faulünü yaptı. Tempo yüksek başlamıştık 3. çeyreğe. Bu bölümde biraz düştü. Akın. G'ye orada tepeye çıktı. Şimdi Serkan perde sonrasında iki sayılık atış kaçırdı. Vladimir Stimac reboundu almaya çalıştı. G'ye'den dışarı çıktı. Sigortam net hücumu devam edecek. Akın Kandemir. Serkan. Can. Can Özcan geri çekilerek atışını kullandı. Bunda da isabeti buldu Can Özcan. 10 sayıyla çift haneye çıktı. Umut Geçen 11, Can Özcan 10 sayıda sigortam netti. Deniz. Watkins ilk anda topu alamadı orada. Serkan'ın baskısı az kalsın top kaybı olacaktı. Deontay Watkins 5 saniye kala 3 sayılık atış isabetli olmadı. Rebound mücadelesi Can Özcan'da kaldı. Serkan. Mert Ali orada faul yapmaya çalıştı. İkinci pozisyonda yapabildi. Mert Ali sert. Samsun Spor'un üçüncü takım faulü. Umut. Gökhan. Akın. Forvet'te 3 sayılık atış isabetli olmadı. Deniz hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçti Samsun Spor. Deniz boş kaldı şimdi. 3 sayılık atışını kullandı, bu da kaçtı. Samsun Spor 17'de 4 oldu 3 sayılık atışlarda. Sigortam netse 17'de 2.
İki takımın da kötü şut attığı bir maç. Şimdi Serkan. Stimaç ve Gueye arasındaki mücadele. Vladimir Stimaç süreyi de kontrol etti. 3 saniye kaldı. Vladimir Stimaç atışında isabeti yok. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Deontay Watkins Akın'ın müdahalesi. Deontay Watkins'te kaldı top. Diğer tarafta Deniz. Gueye şut kullanmadı. Deniz'i gördü tekrar. Mert Ali boş kaldı şimdi. 3 sayılık atış isabetli. Kısaların şut sokamadığı ortamda Mert Ali'den 3 sayılık basket geldi. Farkı 4'e çıkardı. Haremspor maçında da 3'te 3 ile atmıştı yanılmıyorsam Mert Ali. Burada da kritik anda takımını rahatlattı. ...38-34'lük skor. Kazanan taraf seride 2-0 öne geçecek eğer Samsunspor olursa. Sigortam Net kazanırsa durum 1-1 olacak ve İstanbul ekibi bir sağ avantajını ele geçirmiş olacak. 3 galibiyet alan taraf finale yükselecek. Bu arada hakemler de bu pozisyonu izliyor burada. 2 sayılık basket mi yoksa 3 mü? Süreyi de kontrol ediyor hakemler. Şu anda 4.33. Ancak orada şuttan sonra 4.38'de. Beş saniye yükseldi diyor burada maçın hakemi. 4.38 oldu. Serkan. Vladimir Stimaç. Gökhan. Pas opsiyonlarına baktı şimdi. Akın'ı gördü. 4 saniye kaldı. Akın Kandemir şut kullanmak zorunda kaldı. Uzaklardan isabeti bulamadı. Sonrasında rebound mücadelesi. Hakemler de birbirine baktı burada. Samsunspor hücumu olacak. Göktuğ. Deontay Watkins dışarı çıkardı. G'den topu tekrar aldı. Akın orada yerde kalmıştı. Mert ayak çizgide. Top potanın içinden çıktı burada. Hücum reboundunu aldı Göktuğ. Deontay Watkins. 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Reboundu Gökhan aldı. Düşük skorlu bir maç. İki takımın da şut performansı istenen düzeyde değil. Şimdi Vladimir Stimaç boş kaldı. Bu da kaçtı. 20'de 2 oldu 3 sayılık atışlarda Sigortam Net. 18'de 5 Samsunspor. Deontay Watkins. Stimaç vardı karşısında. Dışarı çıktı. Watkins. Mert Ali. Yine aynı nokta. Mert Ali kaçırdı. 3 üste kötü hücumlar. 4 sayılık fark. Yıldayak Samsunspor lehine. Serkan. Gökhan kurtardı orada Mert Ali'den. Gözyaşı damlasını bıraktı. 2 sayılık basket. Gökhan Yazıcıoğlu. 38-36. Deniz. Deniz Genç. Deontay Watkins. G'ye perdeye geldi. Deontay Watkins. Tekrar Deniz'i gördü. 3 saniye kaldı. Süreye baktı şimdi Deniz Genç. Sıkıştı orada. Son anda topu elinden çıkardı ve süre sona erdi. Sigortam Net burada şut şansını vermedi rakibine.
Ceyhun Cabadak ekranda. Bu sezona Manisa ile başlamıştı. Sezon ortasında yolları ayırdı ve tekrar Mistikon Türkiye Basketbol Ligi'ne döndü. Manisa'yı Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı. Cenk Şekeroğlu. Stimaç kenara geldi, sigortam nette. Can topu alamadı. Umut Geçen. Umut bu arada faul geldi burada. Doğukan Şanlı. Samsun Spor'da ilk maçta 5 oyuncu çift taneli katkı vermişti. Engin Kalkan, Doğukan Şanlı, Göktuğbaş, Deniz Genç ve Mert Ali Sert. Şu ana kadarsa çift taneye çıkan bir oyuncu yok. Diante Watkins 8 sayıda. Abdüley Ege'ye 7, Deniz Genç'ten de 6 sayılık katkı geldi. Umut Geçen burada ayakkabısı çıktı, şimdi giyecek tekrar. Akın Kandemir topu oyuna sokuyor şimdi. Can Özcan. Umut. Şimdi Diante Watkins'i geçti. Sonrasında Doğukan'dan pas arası geldi. Doğukan Şanlı'da kaldı top. Poteye gitti. Turnike'yle bitirdi Doğukan. Sigortam netten gelen top kaybı. Samsun Spor farkı 4 sayıya çıkardı. Son 1 dakika 45 saniye 3. çeyrekte. Umut, Akın, Cenk'ten gelen perde, şimdi topla buluştu Cenk, dışarı çıkardı, Umut geçen 3 sayılık atışını kaçırdı, rebound Göktuğ'da kaldı. Diante Watkins, Geyen'in perdesini kullandı, Diante Watkins poteye gitmeye çalıştı, faul aldı, 2 serbest atış gelecek. İşte pozisyon, Cenk Şekeroğlu yaptı faulü. Şu ana kadar serbest atışlarda 8'de 5 yaptı Yuliak Samsun Spor. Sigortam net ise 7'de 4 ile mücadele etti. Reboundlarda 31-26 Samsun Spor önde. Asistlerde de Karadeniz ekibi 12-9 üstün. Sigortam net boyalı alanda 24, Samsun Spor 16 sayı buldu. Bench'ten gelen sayılarda da 14-11 konuk takım üstün. Diante Watkins'in ilk atışı isabetli. Watkins ikinci atışını kaçırdı ama top orada, bir kez daha Samsun Spor'da kaldı. Diante Watkins. Göktuğ içeri indirdi G'ye. Cenk var sırtında, Abdüley'e G'ye. Cenk yerde kaldı. Panyalı atışıyla isabeti buldu potu altında. 43-36 oldu skor ve sigortam netten mola geldi. Sigortam net. İlk 10 dakikada sadece 5 sayı bulabilmişti. İkinci çeyrekte 24 sayı ürettiler.
Ve 3. periyotta bir kez daha hücumda sıkıntı yaşadılar ve şu ana kadar 7 sayı bulabildiler. Samsun Spor ise sırasıyla 15 ve 14 sayı üretmişti. Bu çeyrekte de 14 sayı buldular. Ev sahibi takım bu maçta farkı 11 sayıya kadar çıkarmıştı. Sigortanet'in ise yakaladığı en büyük fark 1'di. İkinci çeyrekte 10 sayılık farktan öne geçmeyi başarmışlardı. Şimdi 7'ye çıktı ve mola geldi. Serkan. Adam değişti savunmada. İçeri indirdi Cenk. Eşleşme avantajı var. Çok kolay döndü Cenk Şekeroğlu. Eray'ı gördü sırtında. Hemen döndü yüzünü potaya ve bitirdi. 5'e indirdi farkı. Eray. Eray Aydoğan. Doğukan boş kaldı. Döndü yüzünü potaya. 3 sayılık basket Doğukan Şanlı. Eray Aydoğan asistin sahibi. Fark 8. Umut. Deniz. Bakalım cevap gelecek mi, geliyor. Deniz Çelen. 22. deneme ve 3. üçlük isabeti Sigortanet'te. Eray. Eray Aydoğan, faul geldi burada. Sigortanet'in tek faul hakkı vardı. Onu kullandılar. Mert Ali, Doğukan. Doğukan orada kesmişti driplingi, hücum faul. Akın Kandemir yerde kaldı. Top kaybı Samsun Spor'da. İşte pozisyon, burada hücum faul çalındı. Üç saniyesi var şimdi Sigortanet takımının. Farkı azaltma şansı. Umut geçen, orta sahayı geçti burada. Şutunu da kullandı ama isabet yok. Yılıyak Samsun Spor 46, Sigortanet 41, 3. çeyrek skoru. Devam edecek. Playoff yarı final serisinde ikinci karşılaşma, Samsun Spor 5 sayı farklı önde Sigortanet karşısında. Son çeyreğin hemen başında Serkan Menteş'i faali yaptı. Samsun'da taraftar desteği devam ediyor. Diante Watkins. Göktuğ'dan perde geldi. Şimdi Doğukan 3 sayılık atış. Bu da isabetli. Doğukan Şanlı. Şutların girmediği bu maçta dış atışlarda
son bölümde önemli katkı verdi takımına. 6'da 4 yaptı. Samsun Spor'un 7. isabeti 4'ü Doğukan'dan. Bu arada orada ayak çizgide Sigortam Net hücumu devam edecek. 22'de 7 Samsun Spor, 23'te 3 Sigortam Net. İki takımın üçlük performansı. Şimdi Cenk, Gökhan, Can, Can Özcan. Şut kullanmadı orada, içeri yöneldi. Dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Burada süre biterken Umut Geçen atışını kullandı, isabetli olmadı. Göktu aldı savunma reboundını. Watkins yerde kalmıştı. Şimdi Eray. Diante Watkins. Göktu. Göktu baş. Pota altında Mert Ali Sert'i gördü. Mert Ali geri çekildi. İki sayılık atış isabetli. 51-41 Samsun Spor farkı bir kez daha çift taneye taşıdı. Umut. Gökhan. Potaya gitti şimdi Gökhan Yazıcıoğlu. Şık bir basket. Son 8,5 dakika. Gökhan da 4 sayıya geldi. Eray. Doğukan. Doğukan Şanlı. Göktuğ boş kaldı şimdi, gitti potaya. Basket. Bir de faul var. Göktuğ baş. Cenk Şekeroğlu faulü yaptı. Göktuğ bir kez daha farkı çift taneye taşıdı. İşte pozisyon. Teması aldı burada Cenk'ten. Bitirmeyi başardı. Göktuğ baş. Bu sezon 33 maça çıktı. 12,4 sayı ve 5,5 rebound ortalaması var. Samsun Spor'un dikkat çeken isimlerinden biriydi Göktuğ baş. Bu da 9. sayısı oldu. 6 rebound aldı bugün. 2 de asisti var. Mola geliyor. Cehun Cabadak molayı aldı. Sezonda Federasyon Kupası finalinde ve playoff'ta da finalde kaybetti. Artık bu final şanssızlığını kırmak istiyorlar ve tribünlerden de şampiyon Samsun Spor sesleri geliyor. Göktuğ baş burada isabeti buldu. Farkı 11 sayıya çıkardı. Serkan. Umut. Watkins İlkan'da yakın savundu. Şimdi adam değişti. Mert Ali var karşısında. İçeri indirdiler. Cenk. Gökhan'ı gördü. Gökhan dışarı çıkardı. Can Özcan. Serkan bir kez daha topla buluştu. 3 sayılık atış. İsabet yok. Gökhan Yazıcıoğlu. Hücum reboundunu aldı. Serkan'ı gördü. Tekrar dışarı çıkardı. Orada Sigortam Net. Topsuz alanda orada. Doğukan yerde kaldı. Bu atışta kaçtı. Göktuğ da reboundu aldı. Diante Watkins. Faul geldi. Şimdi teknik faali aldı Umut Geçen. Az önceki pozisyonda faul beklemişlerdi. Sonrasında itirazlar. Umut Geçen teknik faul. Gökhan Yazıcıoğlu ve Muhammed Kalkan sportmenlik dışı almıştı ilk yarıda. Umut Geçen de burada teknik faul aldı. Hakeme yaptığı itirazlardan sonra.
Deontay Watkins teknik faulden doğan serbest atışı kullanacak. İsabetli. 12'ye çıkardı farkı. Akın Kandemir oyuna girecek şimdi. Cenk çıktı. Takımı kısalttı burada Ceyhun Cabalak. Uzun rotasyonunda Gökhan ve Can Özcan. 4'te Can, 5'te Gökhan. Eray. Göktu. Akın'a karşı atak etti. Hücum faul. Akın Kandemir oyuna girdi ve hücum faulü aldı burada. Serkan. Umut. Can içeri yöneldi. Şimdi dışarıda Akın Kandemir topla buluştu. 3 sayılık atışı el üzerinden isabetli değil. Bu hücumdan da eli boş dönüyor Sigortam.net. Son çeyrekte sadece 2 sayı buldular. Deontay Watkins. 9-2'lik çeyrek skoru Samsun Spor farkı açtı. Şimdi Mert Ali. Doğukan 3 sayılık atış, bu da isabetli. Doğukan Şanlı 7'de 5 yaptı 3 sayılık atışlarda. Farkı da 15 sayıya çıkardı. 17. sayısı. Mükemmel şut attı bugün Doğukan. Çok da zor pozisyonda ama yine de isabeti buldu. Sonrasında Umut'tan 2 sayılık basket geldi. Fark 13. Eray. Watkins. Deontay Watkins. Serkan karşısında şimdi zor bir şut daha geldi. Deontay Watkins kaçırdı. Umut. Faul geldi. Eray Aydoğan. Umut. Umut geçen. Stimaç ve Mert Ali arasındaki mücadele devam ederken potaya baktı. 3 sayılık basket geldi. 58-48 farkı 10'a indirdi Sigortam.net. Umut geçen de 16 sayıya çıktı. 7'de 2 oldu üçlüklerde. Bu arada Watkins ve Mert Ali arasında anlaşmazlık. Samsun Spor'dan basit bir top kaybı geldi. Ev sahibi takımın 14. top kaybı oldu bu. 5'i Watkins'ten. Sigortam.net'in ise 8 top kaybı var. Samsun Spor'un top kaybı sayısı fazla. Şimdi Can. Stimaç. Mert Ali'den orada faul geldi. Stimaç'ta hakemle diyalog halinde. İşte pozisyon. Mert Ali de dördüncü faulünü yaptı. 36 yaşındaki Stimaç karşısında burada. Şimdi Akın Kandemir. Can çok boş kaldı. Can Özcan kritik bir şuttu. Bu kaçtı. Sonrasında rebound mücadelesi Serkan. Bir hücum şansı daha derken Sigortam.net için Stimaç elinden kaçırdı. Deontay Watkins. Doğukan yine baktı potaya. Doğukan Şanlı bu kez kaçtı. 8'de 5 oldu. Umut. Geyye karşısında Umut geçen. Serkan'ı gördü şimdi. Serkan Menteş'e faul geldi. Doğukan. Samsun Spor'un da faul hakkı doldu. Sigortam.net'in de daha önce dolmuştu. Akın.
Serkan. Yine G'ye kaldı kısanın karşısında. İçeri indirdiler. Can Özcan. Bir kez daha Serkan. Zor bir şutu. İsabetli değil. G'ye çeldi top dışarıda. Üst üste şanslar Sigortam.net için. Bakalım burada basket gelecek mi? Samsun Spor farkı 15'e kadar çıkarmıştı. Stimaç. Vladimir Stimaç. Bir kez daha faul geldi. Mert Ali yaptıysa 5. faulü. Evet, Mert Ali kenara geliyor. Stimaç da bunun farkındaydı burada. Faulü aldı. Mert Ali sert. 5 faulle oyun dışı. 2 serbest atış gelecek. Vladimir Stimaç. Muhammed Kalkan oyunda. İşte Stimaç'ın taklidini yapıyor burada Mert Ali. İlk atışını kaçırdı Vladimir Stimaç. Şu ana kadar 21 dakika, 4 sayı, 4 rebound, 1 asist ve 2 top kaybı. 2'de 0 yaptı, G'ye çeldi, Doğukan'da kaldı. Deontay Watkins. Farkı tek haneye indirme şansını kaçırdı Sigortam.net. Muhammed. Doğukan köşede bomboş kaldı Eray. 3 sayılık atış isabetli Eray Aydoğan. 4'te 0'la mücadele ediyordu. 5. denemesinde isabeti buldu 3 sayılık atışlarda. Umut. Can. Muhammed karşısında kaldı. Sonrasında G'ye'den blok geldi. Duvar ördü orada Abdüley'e G'ye. Doğukan da turnikeyi bırakmak isterken isabeti bulamadı. Takip sayısı da gelmedi. İlginç bir pozisyon Stimaç'ta kaldı. Akın. İşte az önceki blok pozisyonu Abdüley'e G'ye. Burada da topu çeldi Abdüley Ege'ye. Topu rakibin takım arkadaşına kazandırdı. Eray Pote'ye gitti. Turnike kaçtı. Bu kez takip sayısı geldi. Muhammed Kalkan 15 sayıya çıkardı farkı. Bir kez daha Yılyak Samsun Spor. Moladayız. Büyük bir avantaj. 15 sayılık fark. Samsun Spor seriyi 2-0'la İstanbul'a taşımak üzere. Saat 18, Mersin Yalova maçı, TRT Spor Yıldız. 11 Haziran'da yine pazar günü Sigortam.net Samsun Spor maçı saat 15'te TRT Spor Yıldız'da olacak ve pazartesi günü de yine saat 18'de Yalova'ya taşınacak Mersin Yalova serisi. O maçta yine TRT Spor Yıldız'da olacak. Ekranda bu maçta yine güzel bir şekilde destek verdiler takımlarına. Şimdi Can Özcan. Akın. Son 3,5 dakika. G'ye geldi karşısına. Umut. Dışarı çıkarmak isterken pas arası geldi Göktuğ. 6 saniye var. Serkan. Deontay Watkins'i geçti. Panyalı atış ve basket geldi.
63-50. Eray. Sharon Dorsey Walker ameliyatı oldu. Tek yabancı oyuncuyla bu maça çıktı Sigortam.net. Bunu da tekrar hatırlatayım. Şimdi hızlı hücumda Umut Geçen puteye gitti ancak kaçırdı. G'ye de orada tabii geldi. O da bir tehditti. Göktuğ. Watkins. Deontay Watkins. Serkan Menteş'e blok geldi orada. Ancak Göktuğ baş sonrasında topu kazandı. Bu kez blok gelmedi ama Watkins atışını kaçırdı. Akın. Umut. Umut Geçen. Açıldı şimdi. Pas arası geldi burada. Top dışarıda. Göktuğ baş bu bölümde savunmada hırslı. Yine pas arasını yaptı ama top dışarıda. Can Özcan topu oyuna sokuyor. Akın. Akın Kandemir. Serkan. Gökhan. 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. 29'da 4. Sigortam.net'in 3 sayılık atış performansı. Samsun Spor'sa 27'de 9. Watkins. Süreyi de kullanıyor artık. Şimdi Muhammed. Sırtı dönük oynamaya başladı. Yardım gelmişti. Dışarı çıkardı. Eray Aydoğan. 3 sayılık atış. İsabetli olmadı ama Göktuğ baş. Orada bir top daha kazandı Göktuğ. Mücadeleyi bırakmadı. Basket faal var. İşte Göktuğ baş. Gökhan Yazıcıoğlu'ndan burada bir adım öndeydi. Basket mi geçerli? Bir de faal var. Gökhan üçüncü faulünü yaptı. Göktuğ ilk maçta 23 dakikada 13 sayıyla mücadele etmişti. Bu basketle beraber double double'a da çok yaklaştı. On sayı, 9 rebound, 2 asist, 1 top kaybı ve 3 top çalma Göktuğ baş. Ceylan Cabadak ve Hakan Demirel. Son 1 dakika 50 saniye artık. 15 sayılık fark. Samsun Spor seriyi 2-0 yapmak üzere. Tek serbest atış gelecek şimdi Göktuğ baştan. Sigortam.net geçen sezon yarı finalde 3-1 kaybetmişti Beysu Konyaspor karşısında. Şimdi de Samsun Spor karşısında artık 2-0 geri düşmek üzereler. Serkan. Gökhan. Akın Kandemir. G'ye kaldı karşısında. Gökhan Yazıcıoğlu dışarı çıkarmıştı. Can 3 sayılık atış. İsabet yok. G'ye çeldi. Top yine Sigortam.net'te kaldı. Sonrasında Serkan. 3 sayılık basket burada. Farkı 12 sayıya indirdi. Muhammed. Deontay Watkins. Watkins. Orada sol tarafı açmıştı Can Özcan. Watkins potaya gitti. Turnike'yi kaçırdı. Göktuğ orayı da karıştırdı. G'ye. Muhammed.
5 saniye var. Muhammed dışarı çıkardı. Köşede Abdüley'e, G'ye. Çok da alışık olduğumuz pozisyonlar değil. Köşeden üçlük geldi Abdüley'e, G'ye. 12 sayı ulaştı o da. Senegalli pivot 12 sayı, 7 rebound, 2 asist. Galibiyeti kutluyor artık Samsun Spor. Son 37 saniye. Artık topu kullanmıyor Yılyak Samsun Spor. 68-53'lük skorla seride durum 2-0 yapıyor ve final yolunda büyük bir avantaja sahip artık Yılyak Samsun Spor. Evinde hata yapmadı İlker Salman'ın takımı. Bu maçta Samsun Spor'da 4 oyuncu çift haneli skor üretti. Doğukan Şanlı'dan 17 sayı geldi. Abdüley Ege'ye 12 ve Diante Watkins de Göktuğ Baş'ta 10'ar sayı üretti ve Samsun Spor bir kez daha çift haneli farkla kazanmayı başardı. Sigortam.net tarafında ise Can Özcan'ın 10, Umut Geçen'in ise 16 sayılık performansları yeterli olmadı. 3 sayılık atışlarda 32 denemede sadece 5 isabet bulabildi Sigortam.net ve farkı da kapatamadılar. Samsun'da tribünler mutlu. Oyuncular burada toplandı. Tribünlerle galibiyeti kutlayacaklar. Pazar günü saat 15'te bu seride 3. maç İstanbul'da oynanacak ve yine TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Az sonra ise saat 20'de A Milli Kadın Basketbol takımımız Polonya ile karşılaşacak. O maçta yine TRT Spor Yıldız'da, değerli izleyenler. Samsun'da bu görüntülerle beraber yayınımıza nokta koyuyoruz. Ben Ejder Yasin Turhan. Bu maçın anlatımında sizlerle beraberdim. Bir sonraki canlı yayında yarın Mersin Semt 77 Yalova Spor maçında saat 18'de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.